Merhaba arkadaşlar, ben Fatih Yavaş. Euro Truck Simulator 2'de multiplayer'a girişimi yaptım ve en son kalmış olduğumuz yerden yeni bir dorse alıp farklı bir görev yapacağız. Bu videoda böyle başlamak istedim. Burada çalışan bir artık ne diyeyim, buldozer mi deniyor bunlara, ne deniyor, kepçe mi deniyor? Kepçe değildir bence ya. Böyle ilginç bir makine çalışıyor, onu biraz izleyelim dedim başta. Alıyor bir yerden bir yere odunları taşıyor. Arkadaşlar videonun kaydını yaparken montajda ben de fark ettim ki bu aracın ismini bilmemiz gerekiyor. Hemen Google'da şöyle arıyoruz. Neydi? Paletli tomruk yükleme ekskavatörü. Böyle ararsanız siz de buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan bir dorse seçeceğiz. Ben şöyle kendi tırıma doğru yaklaşayım. Evet, buradayız arkadaşlar. Şimdi bakalım ne alabiliyoruz. En son geldiğimiz şehir Geneve'ydi. Geneve'den nereye gidebiliyoruz? Bakalım hemen. Zürih, Milano. Şu 11 ton traktör taşıyabiliriz. Geneve'den Zürih'e gidelim. Oradan da tekrar aşağıya ineriz. Şimdi ne söylüyor bu bize? Dorsem hazır. Heh, tamam. Dorsem hazırmış. Şöyle navigasyonu açayım. Tırın üstünde bir tane var ama biz kamerayı tabi uzaklaştırdığımız için kamera açısını, hani koltuğumuzu geri çektik ya daha önceki videolarda, ondan dolayı böyle kaldı. Navigasyon küçük görünüyor, o yüzden ben de sanal navigasyonu tekrardan açıyorum daha net görebilmek için. Şöyle dorsemize yaklaşalım. İki tane traktör var arkadaşlar dorsenin üstünde, onlar da gayet güzel görünüyor. Bayağı bir gerçekçi yapmışlar. Bu arada şurada hemen bir şey göstereceğim. Şu arka tekerleğimiz var ya, o aksı bir indirelim. Yol tutuşumuz güçlensin, ağır yük taşıma kabiliyetimiz artsın diye böyle yaptık. Gerçi onu ben indirmesem de muhtemelen otomatik oluyor diye biliyorum ama yine denemem lazım tabii, şimdi kesin konuşamayacağım. Evet, dorsemizi aldık arkadaşlar. Şöyle ben dışarıdan göstereyim nasıl bir hale gelmişiz. Bunun da arkasında bir uyarı sinyal lambası var. Gayet şık duruyor. Traktörler de bayağı bir gerçekçi, oldukça güzel yapılmış. Yani lastiklerindeki çamura kadar düşünmüşler. Demek ki bunlar fabrika çıkışlı değil, şu anda kullanılmış gibi geldi bana. Kullanılmış traktör taşıyacağız arkadaşlar. Demek ki oradaki çiftçilerin de ihtiyacı varmış. Yavaştan hareket edelim. Şirketimizden dışarı doğru çıkalım. Yine telsizim 14. kanalda arkadaşlar. Çok fazla kalabalık yapsın istemediğim için bu kanala geçtim. Bu arada telsizle ilgili de bir video çektim. Bilgilendirme videosu. Her türlü ayarı nasıl yapılır? Bütün ayarlarını, hani ses kartınızın girişine çıkışına kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sizin için yararlı olacaktır. O videoyu da yukarı kartlara koyayım tekrardan. İzlemek isteyen varsa oraya tıklayıp direkt olarak ulaşabilirler. Şimdi ben navigasyona baktığım için sağa sola bakmadan direkt kendimi yola atabiliyorum. Yani niye bakmadan çıkıyorsun falan demeyin. Kimse yok zaten şu an burada gördüğünüz gibi. Hatta şöyle tabı da açayım sizin için. Hani bir tek ben varmışım. Yakın çevrede kimse yokmuş benden başka. Bakalım bu dorseyi nasıl çekeceğiz? Güzel taşıyabilecek miyiz? Bizim tırımızın gücü buna yetiyor ya. İyi iyi. Hani biz çok ağırlara kaçamıyoruz da, hani çok ağır dorselere çıkamıyoruz diyeyim.
Ama işte 20 tona kadar ideal. Güzel taşıyabiliyoruz. Şu ileriden sola döneceğiz. Bu arada karşıdan bir gelen varmış. Evet. Selamımızı verelim. Evet, başka gelen yok arkadaşlar. Zaten buradan bu taraftan gelemezler. Ancak gelen olursa karşıdan gelir. Bizim yolumuza çıkabilecek kişi olarak diyorum. Şöyle bir dönüşümüzü yapalım buradan. Otobana çıktıktan sonra biraz basmayı düşünüyorum. Tabi burası biraz yokuş olduğu için yavaş yavaş hızlanabiliyoruz. Arkadaşlar, bu hafta sonu Açıköğretim Üniversitesi okuyan öğrencilerimizin sınavları var. Cumartesi ve pazar günü sabah 9'da, 9.30'da olması lazım. Kaçta, 9.30 muydu? Neyse, sabah ve öğleden sonra 2'de sınava girecekler. Bu sınava girecek olan tüm öğrenci arkadaşlarıma buradan başarılar diliyorum. Umarım sınavları güzel geçer ve başarılı notlarla kaldıkları yere sınıflarına, okullarına devam ederler. Okulla ilgili olarak da herkesin başarılı olmasını isterim her zaman. Yani millet olarak, ülke olarak kalkınmamız gerekiyor ve bu noktada okulun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani bir ülkenin toplum olarak cehaleti veya okumuşluğu konusu direkt yani okul olarak ele alınıyor. Hani öncelikle okur yazarları ölçerler ülke olarak. Sonra da mezuniyet derecesine bakarlar ki mezuniyet derecesi çok önemlidir. Her girdiğiniz işte karşınıza mutlaka çıkar. Üniversite diploması almak bu noktada çok önemli. Ve üniversite mezunu olup da aynı zamanda da evliyseniz hani böyle bir şey var. Hani bu biraz torpil gibi de gelebilir. Torpil gibi gelmeye de bilir. Kişiden kişiye değişir bu görüş. Ama çoğu iş yeri evli ve üniversite mezunu olanlara mutlaka öncelik tanır. Maaşı yüksek olur, işi daha rahat olur. Hani mümkünse çalışma saati bile farklı olabilir. Bu noktada üniversite mezunu olmak çok önemli. Ha, genel olarak üniversite okuyan erkek öğrencilere sorulduğunda da çoğunun vereceği cevap askerlikten dolayı derler, geçiştirirler. Aslında bence bu yanlış bir düşünce. Hani tamam, askerlik kısa dönem olsun, rahat yapılsın falan, bunlar güzel bir şey de. Yani üniversite yalnızca bir sene için okunmuyor. Yani 4 sene okuyorsun sen. Askere gidiyorsun topu topu, bir sene yani 12 ay askerlik yapıyorsun. Şunu demek istiyorum. Askerlik dışında önümüzde uzun yıllar var. Bir gelecek, bir hayat bizi bekliyor. Çoluk çocuğa karışacağız, belki evleneceğiz, mutlu bir yuva kurmak istiyoruz vesaire. Ülkemizdeki çoğu boşanma nedenlerinden birisi maddiyata bağlıdır arkadaşlar. Yani ya bir şiddetli geçimsizlikle olur bir boşanma davası ya da maddi sıkıntılardan dolayı ayrılma olur ki burada bir duranlar var, çarpmamalıyım. Siz ne yaptınız ya? Ortaya koysaydınız tırları diyeceğim ama zaten ortada duruyorlar. Yalnız GPS'te navigasyonda da görüyorum tırları. Neyse, kurtardık hadi. Navigasyonda görüyorum, ben onları sağda duruyorlar zannediyorum. Buraya üşüşmüşler adamlar. Kaza yapmış da olabilirler, ona bir şey diyemeyeceğim. Arkadaşım sen de gidiyorsan git, gidemiyorsan bir F7 çek sana zahmet. Şu 4 lira açalım da bize de çarpmasınlar arkadan gelen varsa. Bu araçlar nereden birikti buraya? Yol bomboştu ya. Gördünüz siz de. Ne güzel konuşa konuşa gidiyordum. İşte kazalar böyle oluyor. Navigasyonda görüyorum. Görmüş olmama rağmen bastım gaza. Hani dedim ki bunlar sağda durmuş konuşuyorlar herhalde arkadaşlar. Meğer bunlar yolun ortasındaymış ya.
Freni kökledim. Bu arada dorse freni, motor freni hepsini birden yapıyorum. 4 tane fren yaptım az önce ben. Anca o kadar yavaşlayabildik. Arkada 2 tane traktör taşıyoruz arkadaşlar. Ondan dolayı böyle bir macera atlattık. Neyse ki bakalım. Evet, çok fazla bir hasar almamışız. Zamanında frene bastım da diyebiliriz. Hani gerçekte de böyle bir kaza olsaydı kurtulmuştuk. Tırımız %11 hasar almış. Dorsemiz %1 almış. Çok küçük de olsa bir kesinti olacaktır ödeme esnasında. Muhabbetimizin içine ettiler yani bir bakıma. Ben ne anlatıyordum? Okul hakkında konuşuyorduk, gelecek hakkında konuşuyorduk. Hani askerlikte işin özü, askerlikte bir sene rahat edeceğim diye okumayın arkadaşlar sadece. Geleceğiniz çok önemli. İleride eşiniz, çocuklarınız, hep birlikte ailece huzur ve refah içerisinde yaşayabilmeniz için bu üniversiteyi okumanız lazım. Yani üniversite artık şart. Hani eskiden bu liseyle ölçülüyordu. Lise deniyordu. Hani liseyi bitirin falan. Bizim zamanımızda öyle söylüyorlardı. Ama artık gelecekte üniversite bile küçük görülecek. Çünkü ben çok gördüm. Üniversite mezunu olmuş. İki üniversite mezunu olmuş. Yine de iş bulmakta çok zorluk çekiyor. Bu tarz şeyler yaşanabiliyor arkadaşlar. Daha önce çalışmış olduğum şirkette iş başvurularını gördüm. Türkiye genelinden bir başvuru yağmuru vardı. Marka bir şirketti. Bu büyük köklü bir şirket. Bu şirketin insan kaynakları departmanında bir süre çalışmışlığım var. Orada ben gelen iş başvurularını görüyordum. Ve iki üniversite mezunu İngilizceyi ana dili gibi konuşuyor. Şakır şakır biliyor. Ama işe alınmıyor arkadaşlar. Hani ekmek aslanın ağzında diye büyüklerimizin bir lafı vardır ya. Bu söz çok doğru bu noktada. Öyle yani işler zor. Bunun için ne yapacağız? Sınavlarımıza zamanında gideceğiz, derslerimize çalışacağız. Okulumuzu bitirmemiz için ne gerekiyorsa üzerimize düşen vazifeyi yapacağız ki okul okumak, bunu gelecekte anlayacaksınız. İş hayatından çok daha kolaydır arkadaşlar ve iş hayatına başladığınızda gerçek hayata atıldıktan sonra bir süre sonra yalnız kalırsınız. Yani aile desteğini falan bir yere kadar alırsınız. Yani içinizde bunu bazıları daha çoktur, bazıları daha az alır aileden destek bilemeyeceğim ama hani sonuçta yaş ilerledikten sonra yalnız kalıyorsunuz. Tek başınıza kendi ayaklarınız üzerinde duran güçlü bireyler olmanız gerekiyor. Bu nedenle de okulunuzu bitirin diyorum size. Bu videoda okulla ilgili oldu. Çünkü bu hafta sonu sınavlar vardı. Tekrardan sınava girecek olan arkadaşlarıma buradan başarılar diliyorum. Yavaş yavaş şehir içine girdik. Arkadaşlar çok az bir yolumuz kaldı. Şöyle navigasyonu yaklaştırayım. Daha net görelim. Sola dönecekmişiz. Şu ışıklarda durayım da burada bir kalabalık var. Yine kazaya kurban gitmeyelim. Gerçi bu tarafa geçen olmaz. Sağ taraf kapalıymış. Oyun dışı alan görünüyor. Çarpılar var gördüğünüz gibi. O yüzden buradan geçecek olan kişi yok. Ha bir de şunu söyleyecektim. Bir önceki videomuzda izlediyseniz arkadaşlar orada bir bayan var yanımızda. Melis arkadaşımız sağ olsun bize eşlik etti. Gayet başarılı tır kullanıyor kendisi. Beni çok şaşırttı gerçekten. Gerçekten çok beğendim. Kullanışını beğendim ve kaza yapmıyor. Trafikte saygılı. Gayet güzel usta şoför kıvamında bir sürüşü var. Hani gerçekte de böyle bir insan trafikte görsem tebrik ederdim. Yani kız olsun erkek olsun. Ama şunu da söyleyeceğim. Bu oyundaki erkeklerin çoğundan güzel oynuyor arkadaşlar. Valla ister işinize gelsin, ister gelmesin, ister beğenin, ister beğenmeyin. Bu oyundaki erkeklerin çoğundan 10 bin kat daha güzel kullanıyor tırı. Melis. Hani bunu Melis'i övmek için falan söylemiyorum. İzleyin görün. Buyurun kanıt orada yani. Kayıtlarla aldık.
size sunduk arkadaşlar. Melis'in 2 gün işi olmuş. Karşılaşamadık, oyunda bir araya gelemedik. Ondan dolayı tekrar buluşup video çekmeyi düşünüyoruz. Umarım siz de beğenmişsinizdir o videoları. İzlemediyseniz onun da bağlantısını koyacağım videoya. Bu videodan direkt oraya ulaşabilirsiniz. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Hani bayanlar kötü şoför falan diyenler buyursun izlesin. Hepsi değil arkadaşlar. Yani gerçekte de ben araç kullanıyorum. Trafiğe çıkıyorum. Hepsi öyle değil arkadaşlar. Gayet usta şoförler var. Erkeklerin de çoğu, şöyle söyleyeyim, magandalar yani. Trafik magandaları diye tabir edilen cinsten erkekler de çok fazla. Bunlar da trafik akışını zorlaştırıyor. Bu arada görevi tamamladık. Kaza yapmış olmamıza rağmen çok iyi derece aldık. Buna sevindim açıkçası. Hani çok fazla bir hasara uğramadığımız için hasarlı yük cezası %1.5 diyor. Eksi 461 euro kesmiş buradan. Toplam kazancımız 7342 euro ve tecrübe puanımız da 390 artmış durumda. Şu görmüş olduğunuz yeşil alan kadar. Alınan yol 265 kilometre. Gerçek zaman diyor. Ha, geçen zaman diyor, pardon, gerçek değil. Gerçek zaman değil bu arkadaşlar. Oyun zamanı biraz hızlı akıyor. 1 saat 25 dakika sürmüş oyun zamanıyla. 183 litrede mazot harcamışız. Ben hemen devam et diyorum. Şöyle dorsemizi bıraktık zaten. Ayrılalım. Evet, Tokes firmasına gelmişiz. Tox mu artık nasıl okunursa. Şöyle uzaktan göstereyim. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Lütfen abone olmayı ihmal etmeyelim ki bu çok önemli. Şu noktada abonelere ihtiyacım var. Ve yeni beğenilere ihtiyacım var. Kanal yeni açıldı biliyorsunuz ama çok büyük emekler sarf ediyorum burada. Abone olmayı unutmayın diyeyim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.